size bir soru. Fatih Sultan Mehmet'i ne kadar tanıyorsunuz? Ancak önce tüm ön yargılarınızı bir kenara bırakın. Çünkü bazı tarihçilerin Büyük İskender ve Sezar kadar iyi bir lider olduğunu düşündüğü bir kahramandan bahsedeceğiz. Tarihin seyrini değiştirecek birçok büyük buluşa imza atmış bir dahi. Çağının çok ötesinde bir adam. Çok zeki. Öğrenmeye karşı bitmek, tükenmek bilmeyen bir isteği var. Eğitiminde medrese kökenli hocalarının yanı sıra batılı şahsiyetler de bulundu. Böylece Arapça ve Farsça'nın yanında Latince, Yunanca, Sırpça ve bir rivayete göre İbranice'yi öğrendi. O dönemde bu kadar dil bilmek çok sıra dışı bir durumdu. Fatih Sultan Mehmet farklı dillerde birçok eseri inceleme fırsatı buldu. Her gün bir süre okurdu. İslam dinini en ince ayrıntılarına kadar öğrendi. Felsefe, coğrafya, astronomi, askeri taktikler ve savaşlar üzerine araştırmalar yaptı. Doğunun ve batının tarihini en ince ayrıntılarına kadar inceledi. Matematikte ise devrin en büyük otoritelerinden biriydi. Balistik sahadaki keşifleri tarihin seyrini değiştirdi. Fatih Sultan Mehmet, genç yaşında ikinci kez Osmanlı tahtına geçtiğinde hedefinde İstanbul vardı. Kadim şehir İstanbul sadece bugün ve o dönemde değil, asırlar boyunca hatta binlerce yıl boyunca dünyanın göz bebeği olmuştu. Tarihte 28 kez kuşatılan bu şehir birçok orduya da mezar olmuştu. O yıllarda dönemin savaş tekniklerinin ulaştığı seviyede İstanbul'un fethi pek olası görünmüyordu. Surların yapısı şöyleydi. En dışta 7 ila 12 metre derinliğinde hendekler mevcuttu. Hendeğin arkasında 4 metre yüksekliğinde ilk sur, onun arkasında 10 metrelik ikinci sur ve en arkada 16 metrelik üçüncü sur mevcuttu. Bu durum şehri ele geçirmeyi neredeyse imkansız hale getiriyordu. Sultan Mehmet'in ilk hamlesi Rumeli Hisarı oldu. Hisarın tasarımını bizzat kendisi yaptı ve inşaat 4 ayda tamamlandı. Padişah, üstün balistik bilgisini ilk olarak bu hisarın toplarında kullandı ve bir ilke imza attı. Suda taş sektirme olarak bildiğimiz tekniği hisar toplarına uyguladı. Suya doğru açıyla yerleştirilen toplar, atış yapıldığında suyun yüzeyinde birkaç kez sektikten sonra daha uzağa gitmeye başladı. 25 Kasım 1452'de Venedik ticari gemisi top atışı menzili dışında olduğunu düşünerek dur emrine karşı geldi. Daha ilk atışta gemi oracıkta battı. Böylece boğazda mutlak hakimiyet sağlandı. Edirne'ye dönen Sultan Mehmet bir taraftan kuşatma planını hazırlıyor, bir taraftan da surları yıkacak olan topların tasarımı ve hesaplamalarıyla ilgileniyordu. O zamana kadar dünyanın görmediği büyüklükte toplar yapıldı. 1200 metre menzilli, 16 ton ağırlığındaki şahi toplarının her biri 50 çift öküzle ancak taşınabildi. Surlar üzerinde kullanılacak bu büyüklükteki toplar, dönemin silah teknolojisinde bir zirveydi. Şehrin deniz tarafındaki surları saldırıya daha uygun olsa da, Haliç girişi o tarihte kırılması imkansız bir zincirle kapatıldığı için savaş kara tarafından başlamak zorunda kaldı. Kuşatmanın ilk bölümünde top atışlarından zarar gören surların hemen tamir edilmesi, yürür kalelerin bazılarının Bizanslılar tarafından yakılması yetmiyormuş gibi bir de Bizans'a asker ve erzak getiren 3 Ceneviz ve 1 Rum gemisinin Osmanlı donanmasını aşıp Haliç'e girmesiyle bazı paşalar umutsuzluğa kapıldı. Saldırılarda bir türlü üstünlük gelmedi ve daha fazla kayıp veren taraf Osmanlı oldu. Genç yaşına rağmen Sultan Mehmet pes etmedi. Mutlaka bir çıkış yolu bulması gerektiğini biliyordu. Çok güvendiği veziri Zanos Paşa, hocaları Molla Gürani ve Akşemseddin ile yaptığı görüşmelerde kuşatmaya devam kararı aldı. Bizans kuvvetleri surlara yapılan saldırılarla meşgul edilirken Sultan Mehmet yeni ve akıl almaz bir planı devreye soktu. Sadece bir gecede. Tam olarak 67 gemi, Dolmabahçe'den Kasımpaşa'ya uzanan karayolu üzerinden Haliç'e indirildi. Bu muhteşem hamleyle daha bir gün önce muharebede üstün taraf Bizans gibi görünürken işin rengi tamamen değişti. Haliç'te Türk donanmasını gören İmparator Konstantin kuşatmanın durdurulması için elçiler gönderdi. Sultan Mehmet efsanevi sözleriyle karşılık verdi. Ya ben İstanbul'u alacağım, ya İstanbul beni. Bunun üzerine Haliç'te zinciri koruyan Bizans gemileri Osmanlı donanmasına saldırıya geçti. Beyoğlu'nda bulunan birliklerden Galata'da bulunan Cenevizlilere zarar vermeden Haliç'teki gemilerin vurulması gerekiyordu. Her ihtiyaçta yeni bir icat ortaya koyan ve yaratıcılıkta sınır tanımayan Sultan Mehmet, dik mermi yollu yeni bir top döktürdü. İkinci atışında bir Rum gemisini batıran bu top, tarihteki ilk havan topu unvanını aldı. Aralıksız top atışları ve yeraltı tünelleriyle saldırılar durmadan devam etti. Osmanlılar surlara gedik açarken diğer taraftan Rumlar tamir ettiler. Yürür kulelerle surlara çıkıldı. Kızgın yağ ile karşılık verdiler. Şiddetli çarpışmalar 53 gün boyunca devam etti.
ve nihayet 29 Mayıs günü Osmanlı ordusunun surların önündeki hendekleri kendi cesetleriyle dolduracak derecede gösterdikleri gayretlerle İstanbul fethedildi. Fatih Sultan Mehmet soğukkanlı ve cesurdu. Belgrad kuşatması sırasında askerin gevşediğini görünce askeri geçip en önde düşman hattına girdi. Çok merhametliydi. İstanbul kuşatmasından sonra İstanbul halkına mal, can ve ırz güvenliği garantisi verdi. Herkes kendi evlerinde kaldı, eski işlerine devam etti. Günümüzde bu normal bir durum gibi gözükse de o dönemin şartlarında fethedilen bir şehrin halkına zulmetmek Avrupa'da sıkça uygulanıyordu. Ayrıca İstanbul halkının din ve mezheplerine asla dokunmadı ve herkesi inanışta serbest bıraktı. İlmi yönden de Osmanlı padişahları arasında özel bir yere sahipti. Çok değerli bilim adamlarını ve din adamlarını öğrenci yetiştirmeleri için İstanbul'a topladı ve medreseler kurdu. Aynı zamanda devrinin önde gelen şairlerinden biri olan Fatih Sultan Mehmet, adaletten zerre miktarda ayrılmadı. 880 bin metrekare olarak teslim aldığı ülke topraklarını 2 milyon 200 bin metrekarelik bir imparatorluğa dönüştürdü. Letüftühannel Konstantiniyet Felen yamel emiru emiruha Velen yamel ceyşu Dahlikel ceyşu.